Evet, herkese yepyeni bir güne selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. 16 Ekim 2024 günlerden çarşamba günü böyle. Durumlar, vaziyetler inşallah yerindedir böyle. Uzun zamandır bu şekilde video çekmiyordum. Daha doğrusu çekemiyordum böyle. Çünkü biliyorsunuz bu yıl aynı zamanda coğrafya bölümüne üniversiteye başladım böyle. Coğrafya bölümünü okuyorum. Edebiyat bölümünde. Dolayısıyla hem iş hayatımı hem öğrenci hayatımı düzene koymaya gayret ettim böyle. Hem nöbetlerimi ayarlattırdım çalıştığım kurumda. Hem dersler falan filan işte derslere girmeye falan. Uzun zaman sonra böyle derslere yani üniversiteye gitme, öğrenci olma biraz güzel bir duygu. Tabii yaş oranına baktığında genellikle 18, 19, 20 yaşlarında arkadaşlarımız var böyle. Bizim yaşımız mali yani 25 yaşlık, 26, 27'ye doğru yol gidiyoruz. Bugün biraz daha hem coğrafya bölüm arkadaşlarımı ilgilendiren, daha çok onlara hitaben konuşacağım böyle. Biraz da yeni lisans 4 yıllık bölüme giden arkadaşlarımızı, yani onları etkileyen, onları düşündüren, onları ilgilendiren kısımlara değineceğim böyle. Yani kısacası kendimden yola çıkarak biraz da lisans okurken aynı zamanda bir ön lisans bölümü okumanızı size tavsiyelerde bulunacağım. Çünkü halihazırda zamanınız var, eğitimle yani iç içesiniz, yaşınız uygun, 18-19 yaşlarındasınız. 4 yıllık bir zaman önünüze var. İşte bunları en verimli nasıl geçirebileceğinizi anlatmaya gayret edeceğim. Çünkü gerçekten zaman çok önemli, çok kıymetli bir durumdur. Eğer siz bu zamanınızı güzel bir şekilde değerlendirirseniz, verimli bir şekilde değerlendirirseniz, yarın öbür gün diyeceksiniz ki yani iyi ki bunu değerlendirmişim. Yani kısacası yol göstereniniz olursa çok çok güzel olur. Ben de bilakis önce kendimden yola çıkarak ondan sonra sizlere bazı tavsiyelerde bulunacağım. Öncelikle şu videomu izleyen coğrafya bölümü, coğrafya sınıfı olan arkadaşlarımıza selamlarımı iletiyorum böyle. İnşallah takip ediyorsunuz yani. Gruba attım artık. Ondan sonrası sizin elinize. Bana düşen, ben yani dedim ya, ben bir zamanlar sizin gibiydim. Yol, insanın yol gösterenin olması çok çok güzel bir şey. Ha, gösteriyor muyum? İnşallah gösteriyorumdur ama en azından elimden geldiğince kendi yani bildiklerimi, tecrübelerimi yansıtmaya çalışıyorum böyle. Şimdi arkadaşlar, öncelikle ben mesela hani 2016'da üniversiteye gittim. Sosyal bilgi öğretmenliği kazandım. 2017'de tekrardan sınava girdim. Öylesine girmiştim böyle hani. O zaman da tıbbi sekreter gelmişti ve tıbbi sekretere de başladım. Yani hem sosyal bilgi öğretmenliği hem de tıbbi sekreterliği bir arada götürmeye gayret ettim. Ondan sonra baktım ki tıbbi sekreterin önü coğrafya bölümünden, coğrafya bölümü sosyal bilgi öğretmenliğinden daha iyi. Yani ben yarın öbür gün bu bölümü bitirirsem atanabilme ihtimalim daha yüksekti. Sizin bunu görmeniz gerekir. Ben de baktım ki sosyal bilgi öğretmenliğinde atama az, zor ama bu bölümden atanabilirim diye daha çok o bölüme yönlendirdim. Zaten ondan sonra sosyal bilgileri bırakıp tamamen tıbbi sekreterliğe odaklandım ve bitirdim. Bitirdiğim gibi işte hani 2019'da mezun oldum. Ondan sonra askere gittim. Askerden sonra geri gelmez KPSS'ye girdim ve Allah'ın izniyle de yani atamam gerçekleşti. Şu anda halihazırda çalışıyorum. Şu anda mesela geçen sene, yani geçen önümüzdeki dönem biraz da can sıkıntısından dolayı, biraz da lisansa tamamlamak için sevdiğim bölüme yöneldim. Ben coğrafyayı gerçekten çok seviyorum. Tarihi çok seviyorum böyle ama kendimi daha çok coğrafyayı yakınlaştırdığım için coğrafya bölümünü tercih ettim. Önce coğrafya öğretmeni, ondan sonra coğrafya bölümünü tercih etmiştim ve nihayetinde coğrafya bölümü geldi ve şu anda severek okuyorum. Gerçekten çok eğlenceli, çok mutlu olduğum, yeni bir şeyler öğreniyorum. Dünyayla alakalı, coğrafyayla alakalı, yani yaşadığımız her şeyden biraz çok çok keyif alıyorum diyebilirim. Biraz yorumlayacak olursak ne yaptım mesela hani? Önceliğim, ben de başladım 18-19 yaşlarındaydım böyle. Baktım ki önce işi garantilemek istiyorum. Çünkü Türkiye'de gerçekten işi garantilemek gerekiyor. Yani ekmek kapısı. Baktım yani tıbbi sektörü, ben sağlık sektörünü seviyor muyum? Pek seviyorum diyemem. Halen de iğneyi gördüğümde, kanı gördüğümde böyle hani gerçekten bayılacak gibi oluyorum. Midem bulanıyor. O durumlarım da var yani.
Ama ne yaptım? Önce işi garantilerim. Dedim ki işi garanti olan bir bölüme gideyim, onu garantileyim, ekmeğimi elime alayım. Ondan sonra sevdiğim bölüme yöneleyim. Aynısını. Onun için şu anda coğrafya bölümünü okuyan arkadaşlarım ve lisansa yeni başlayan arkadaşlarım veya başlayıp devam eden arkadaşlarımız bunun yanında 2 yıllık bölümler ya da farklı bölümleri de okuyabilirsiniz. İşin sonu her zaman şey geliyor, KPSS geliyor ama ne yapacaksınız? Şu anda coğrafya bölüm arkadaşlarıma yönelik bu konuşma yapıyorum. Şimdi siz birinci sınıfsınız, 18, 19, bilemedim 20 yaşındasınız. 21 hiç denk gelmedim. Herhalde bir tanesi var mıydı? 21'e mi girecekti? Yani yaşlarınız o şeyde. Size tavsiyem bu yılda YKS sınavına girin ve 2 yıllık bir bölüm okumaya gayret edin. Veya açıktan okuyun. Veya ikinci üniversite olarak okumaya gayret edin. Hem lisansınız, hem lisans bölümünüzü tamamlarsınız. Hem de ön lisansı tamamlarsınız. Yani siz lisansı tamamlamana kadar zaten ön lisanstan mezun olursunuz. Yani birazdan hangi ön lisans bölümleri tavsiye ettiklerimi de sizlere söyleyeceğim böyle. En azından 5 tane bölüm özellikle tavsiye ederim böyle. Hani okumaya gayret edin. Yani böyle önü açık gördüğünüz ya da hani yarın öbür gün ben burada kolay iş bulabilirim diyebileceğiniz iki yıllıkları da aynı zamanda lisans bölümle birlikte okuyun, okumaya gayret edin. Şimdi hangi bölümleri okuyabilirsiniz böyle? 1. Evde bakım, yaşlı bakım. Çevre sağlığı, diyaliz teknikeliği, ağız diş. Bu 5 bölümü ben tavsiye ediyorum. Yani sağlık alanında. Diğer alanları bilmediğim için pek ilgi alanım olmadığı için girmiyorum ama bu 5 bölümden okumanızı tavsiye ederim. Yani biraz diğer alanlara göre iş bulabilme ya da bitirdikten sonra yani iş bulabilme imkanlarınız olabilir. En kötü yarın öbür gün diyaliz teknikerleri, ağız diş, yaşlı bakım, evde bakım gibi bölümler yani alımlarını daha da arttıracağını düşünüyorum böyle. Onun için muhakkak bu bölümleri okumanızı tavsiye ediyorum. En azından yaşınız uygun, daha öğrencisiniz, daha gençsiniz, kanınız kaynıyor ya ne bileyim yani gerçekten 18-19 yaşta olmak apayrı bir şey. Yani iki işi, üç işi bir arada götürebilirsiniz. O kapasite olabilir. Daha yenisiniz. Aynı zamanda işte hani iki bölümü aynı anda okuduğunuzda KPSS'ye de güzelce hazırlanın. Elinize geldiğince yüksek bir puan alın. Düşünsenize. Örnek diyorum ki lisans okuyorsunuz. Orta öğretim KPSS sınavına girdiniz. Yüksek bir puan aldınız. Hem memur olup yani hem çalışıp hem okumanız da sizin için çok çok önemlidir. Hayatta hızlı bir şekilde yani başlamanız söz konusudur. Hem ekmeğinizi kazanırsınız, hem okursunuz, hem gezersiniz. Ne bileyim o tür şeyler daha şey oluyor. Yeni şeyler. Mesela ben bu yıl neredeyse 4 yıllık bir memurum. 4 yıldır çalışıyorum böyle. Gerçekten bu yıl üniversiteye başladım böyle. Üniversitede gördüğüm. Çünkü insan gerçekten ufku genişliyor. Yeni bir şeyler öğrendiğine, yeni bir şeylerle kafa meşgul ettiğine, sorguladığında böyle hayatında da lezzet oluyor. Yani monotonluktan insan kurtulması gerek. Yani hayat tamamen eğlenceden sürekli şuradan buradan gitmek değildir. Yeni bir şeyler öğrendiğinizde, yeni bir şeyler kattığınızda bu hayatınızı renklendiriyor böyle. Mesela ben bu yıl gerçekten gençleştiğimi, ruhen böyle hani ne bileyim, bu eski heyecanımı sanki almışım böyle. Tabii aynı zamanda çalıştığınız için ekonomik bir sıkıntınız da olmuyor. Benim yaşım şu anda biraz daha uygun. 25-26 yaşındayım, 27'ye doğru gidiyorum. Hani diğer sorumluluklarımız az. Yarın öbür gün sorumluluklarınız arttığında da bunun da dezavantajları var böyle. Hani sorumluluklarınız azken bir şeyler yapmanız sizin için çok çok önemlidir. Kısaca toparlayacak olursam böyle. Arkadaşlar siz şu anda yaşınız çok çok uygun. 4 yıllık bir zaman dilimi var önünüzde. Bakın, araştırın. İşinize yarayacak, önünü açık gördüğünüz, yarın öbür gün ben bunu bitirdiğimde işime yarayacak diyebileceğiniz bölümleri okuyun. KPSS'ye yani mezun olmadan, lisans mezun olmadan orta öğretim olsun veya yarın öbür gün ön lisans bitirdiğinizde ön lisansa güzel bir şekilde hazırlanın. Çünkü ne okursanız okuyun. Yani eğer kamuda memur olmak istiyorsanız, çalışmak istiyorsanız işin ucu KPSS'ye gidiyor.
Hani diğer şeylerine girmiyorum. KPSS'ye giriyor. Yani her halükarda KPSS'ye yüksek puan almanız gerekiyor. Çünkü giderek de yani yayılma da arttığı için böyle hani rakipleriniz artıyor. Sizin daha çok çalışmanız, daha çok rakiplerinizi elemeniz gerekir. Bu doğrultuda inşallah yani sizlere bir katkım, bir faydam olmuştur diye düşünüyorum böyle hani. Amacım yani en azından çünkü ben de bu yoldan geçtiğim için böyle hani gerçekten insanın hayatında da gençken, daha yolun başındayken yolunu gösterecek bak bu faydalar, bu zararları, tecrübelerden yararlanmak çok çok önemlidir. İnşallah sizler de hayatınıza güzel, verimli bir dönem, bir yıl geçirirsiniz böyle. Coğrafya bölümümü seviyorum. Gerçekten coğrafyayı çok seviyorum. Yani dersler de çok çok iyi. Öğrenci arkadaşlarımız da çok iyi. Yani seviyorum böyle hani hepsi kardeşlerim gibi yani. Neredeyse benden büyük bir iki tane var. Gerisi benden küçük böyle. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin inşallah. Sizleri seviyorum. Saygılar, sevgiler. Selametle kalın inşallah.